Ege'nin Sesi TV'den ekranlarına, TV'den ana haber bültenine hoş geldiniz. TV'den haber merkezi tarafından hazırlanan gelişmelerle karşınızdayız. Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşı tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşı tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Olaydan sonra eğlence mekanının yakınında yaralı olarak bulunan asker, aşırı kan kaybı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan piyade sözleşmeli onbaşı Muhammed Yazır, memleketi Denizli'ye ailesinin yanına izne geldi. 3 yıllık asker olan Muhammed Yazır, 17 Ağustos Cumartesi gecesi arkadaşları İBB, HB, TC, Utut ve Siya ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çıkışında Muhammed Yazır ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Siya, yanındaki bıçakla Muhammed Yazır'ı her iki kalça bölgesinden bıçaklayarak arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçtı. Eğlence mekanına yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Muhammed Yazır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Muhammed Yazır, dün öğleden sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından Muhammed Yazır için bugün askeri tören düzenlendi. Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yazır'ın cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Yazır'ın cenazesi Bozburun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzine geldiği memleketinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammed Yazır'ın cenaze törenine 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ertan Dabi, askeri yetkililer ve ailesi katıldı. Öte yandan, olayın ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan 5 kişiden biri olan S.A., emniyetteki ifadesinde Muhammed Yazır'ı kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Kütahya'da yaya üst geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kız kardeş gözyaşlarıyla uğurlandı. Kütahya'da yaya üst geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kız kardeş gözyaşlarıyla uğurlandı. Kütahya'da yaya üst geçidini kullanmayıp yolun karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden iki kız kardeş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün akşam, SS yönetimindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir Karayolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Kütahya Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mine, 17 ve kardeşi aynı okulu 10. sınıf öğrencisi Melike Acar'a çarpmış ve iki kız kardeş olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. İki kız kardeşin cenazesi hastane morgundan alınarak Ziyahisar Camii'ne getirildi. Burada iki kız kardeş için helallik alındı, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Bu sırada Mine ve Melike'nin okul arkadaşları ile Acar ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Merhametiyle muamele eylesin. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal ediniz. İki kız kardeşin naaşı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Allahu Ekber!
Mine ve Melike Kütahya şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü SS emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Olay, Ortakent mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, öçücü, eşinin bulunduğu masaya diğer misafirlerin bakması üzerine büyük bir kısmı erkeklerden oluşan grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine öçücü ve kardeşi MRÇ, karşı tarafla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçak, şişe ve sandalyeler kullanılarak taraflar birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Ö.Ç.'nin eşi Noarçi, kaynanası Noa'yı, damat M.B., gelin Bulu ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T.T. ile H.C.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 13 kişi taburcu edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen öçücü, MRÇ, ÇÇ ve YÇ'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, kavga anı düğün salonundaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve sandalyelerle vurduğu anlar net bir şekilde kaydedildi. Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenazesine gelen Tatlı Ses'in camiye girişi sırasında arbede yaşandı. İbrahim Tatlıses'in Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gelişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Şişli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Ciğerlerimizin yandığı şu günlerde Manisa'da duyarsız bir sürücü otomobilden sigara izmaritini dışarı attı. Bunu gören Aydınlı sanatçı duruma sessiz kalmadı. Otobanda seyir halinde giden araçtan yanan sigara atıldığını gören TYM sanatçısı, Yıldırım Yıldız Doğan otomobilini durdurup öndeki araca koşarak önce duyarsız sürücüye tepki gösterdi. Ardından da yanan sigarayı söndürdü. Manisa'nın Kırkaç ilçesine sünnet töreninde sahne almak için giden sanatçı, ülkenin dört bir yerinde meydana gelen orman yangınları olduğunu söylerken, artık sağ sola yanan sigara atma cahilliğine bir dur demek lazım dedi. Uyardığı sürücünün kendisine "Burası otoban ne olacak ki?" demesi üzerine şok olan Yıldız Doğan, o bölgede 7 kez yangın çıktığına bizzat tanık olduğunu belirtti. Manisa'ya doğru, Manisa Kırkağaç'a bir arkadaşımın sünnet cemiyetine giderken yolda karşılaşmış olduğum bir manzaraydı. Tepkisiz kalamadım. Maalesef memleketimizin bugünlerde
aşırı derecede bu konuda hassas olması gerekirken böyle bir görüntü karşısında sessiz kalamadım. Gidip vatandaşı uyardım. Dedim ki yani memleketin her tarafı ateşler içerisindeyken, böyle cayır cayır yanıyorken dedim sigarayı böyle yola atmanız, bilinçsiz bir şekilde yola atmanız dedim ne kadar doğru. Burası otoban diyor, bir şey olmaz ki diyor. Halbuki ben o güzergahta yaz başından beri 7 ayrı yangının söndürülmesi için insanların ne kadar canhıraş bir şekilde çalıştıklarına birebir şahit olan birisiyim. Birilerinin tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef artık bu cehalet bile bile yapmak kadar tehlikeli bir hale büründü. Toplum nazarında bir şeylerin artık normalleşmeye başlaması gerekiyor. Yani bu kadar rahat bir şekilde sigara izmaritini o kuru otların üzerine gelişigüzel insanların atamaması gerekiyor. Böyle böyle toplum olarak düzeleceğiz diye ümit ediyorum artık. Yani yapacak bir şey yok. Ama insanlar da elinden geldiğince birilerini uyarma görevini de yerine getirmesi lazım. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağ mevkiinde 4 gün süren yangında birçok ev hasar gördü. Babasının evi yanan acılı adam gözyaşları içinde çocukluğumun geçtiği ev kül oldu dedi. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağ mevkiinde 4 gün süren yangında birçok ev hasar gördü. Babasının evi yanan acılı adam gözyaşları içinde çocukluğumun geçtiği ev kül oldu dedi. Yıkıldık. Çorum'daydım. Buraya gelince kadar yol bitmedi. 9 saattir yol bitmedi. Annem burada olsaydı annem inemezdi oradan. O tahta merdivenler üst kattaydı annem. Annem içeride olsaydı ne yapardık? O inemezdi aşağıya. Allah da yanımızdaydı. Ne diyor? Geldik yıkıldık kardeşim. Feryat ettim. Bütün anılarım vardı burada. Gençliğimin geçtiği yer burası benim. Yangın 4 gün önce ilçeye bağlı Yamanlar Dağ mevkiinde saat 21.10 sıralarında başlamıştı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda ilerleyen yangın, rüzgarın da etkisiyle evlere ulaştı. Şükrü Özsoy'un Onur Mahallesi'nde bulunan baba evi ise alevlere teslim oldu. Evin yandığını öğrenen acılı adam ikamet ettiği memleketi Çorum'dan kalkıp İzmir'e geldi. Özsoy, küle dönen baba ocağını görünce yıkıldığını belirterek duyduğu üzüntüyü anlattı. Yıkıldık. Çorum'daydım. Buraya gelince kadar yol bitmedi. 9 saattir yol bitmedi. Annem burada olsaydı annem inemezdi oradan. O tahta merdivenler üst kattaydı annem. Annem içeride olsaydı ne yapardık? O inemezdi aşağıya. Allah da yanımızdaydı. Ne diyor? Geldik yıkıldık kardeşim. Feryat ettim. Bütün anılarım vardı burada. Gençliğimin geçtiği yer burası benim. Buradaki işte hurda değerinde ne varsa onlar ayıklıyor. Başka işte hiçbir şeyimiz kurtulmadı zaten. İşte bir yaralarına ilaç olsun diye geldik burada. Abimlerin evi burası. Annemle abim burada oturuyordu. Şükür ki can kaybı yok. Canımızda bir şey yok. Malımız da var. Buna şükrediyoruz. Tek tesellimiz o. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelmiş, belediyeden gelinmiş, AFAD'dan gelinmiş, bütün kayıtlar alınmış. Şükür yani devletimiz şu an gelmiş, ilgilenmişler. Bakacağız sonrasına. Baksana İzmir yandı. Şu an bizim bir şey talep etmemiz şimdi ne kadar doğru olur bilmiyorum. İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda 4 gün süren yangında birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Ekmek teknesi kül olan işletme sahibi 20 yıllık ekmeğimiz kül oldu dedi. İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda 4 gün süren yangında birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Ekmek teknesi kül olan işletme sahibi 20 yıllık emeğimiz kül oldu dedi. İzmir'de yangın 15 Ağustos akşamı Karşıyaka'ya bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlamıştı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda ilerleyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ev ve iş yerlerine ulaştı. Bünyamin Aktaş'ın sanayi sitesinde bulunan mermer mağazası, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.
Küle dönen ekmek teknesinin gözleri önünde yandığını ama ellerinden bir şeyin gelmediğini söyleyen acılı esnaf o anları anlattı. 8'de geldik, normal mesaimize başladık, çalışıyorduk. Saat 10-10.30 civarı karşı taraf yanıyor diye gördük. Hani buraya geleceğini hiç tahmin etmiyorduk ama bir yarım saat içinde bir fırtına çıktı ve bütün ateş kapımıza dayandı. Bize hemen buradan çıkın dediler, aşağılara çık gönderdiler. Biz ilk önce canımızı kurtaralım dedik, aşağıya indik. Daha sonra her şey yanıyor, müdahale edelim diye geri koşa koşa buraya geldik. Bu sefer malımızın derdine düştük. Ama hiçbir müdahalede bulunamadık çünkü her yer ateş topuydu. Bütün malımız yanıyordu, dumandan giremiyorduk. Sadece bütün malımızın, 20 yıllık emeğimizin yok oluşunu izledik burada. Artık bundan sonrasını devletimizden bekliyoruz. Çok büyük malzememiz gitti, malımız gitti, işimiz durdu. Benim kendi mağazamda 5,5 milyona yakın bir malzemem vardı. Çünkü İtalyan ürünler satıyordum ben. Alttaki esnaf arkadaşlarımızın hiçbir şeyi kalmadı. Yandaki peçeteci arkadaşımız, mobilya atölyesi vardı. Ne makinesi kaldı ne bir şeyi. Çok büyük hasarlar var. Nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Bundan sonra her şeyi devletimizin bize çok büyük destekle bulunmasını istiyoruz. Devletimize sonsuz güveniyoruz bu konuda. Yaklaşık bir haftadır yangınlarla mücadele veren Muğla'da bugün aynı anda çıkan 3 ayrı orman yangınının ardından Datça'da da yangın çıktı. Muğla'da önceki gün Milas'ta meydana gelen yangının ardından Bozdağ'dan Kavaklıdere ilçesi sınırlarına sirayet eden orman yangınları ile mücadele devam ederken, bugün öğlen saatlerinde aynı anda Ula ve Yatan ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Bozdoğan ve Kavaklıdere yangınlarından bu bölgeye sevk edilen ekipler müdahalelerine başlar başlamaz, bu defa Datça'daki ormanlık alanlardan da dumanlar yükselmeye başladı. Evet, helikopter ilk suyu atacak şimdi. Kızılbük mevkii Domuz Çukuru bölgesinde saat 16.35 sularında başlayan orman yangınına Datça Orman İşletme Şefliği ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan müdahalelere başladı. Sarp ve karayolu ile ulaşımı zor bir bölgede meydana gelen yangınla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Denizin hemen dibinden başlayan yangını büyümeden söndürüldü. Manisa'nın Gördöz ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı. Manisa'nın Gördöz ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Ağustos'ta Gördes'te başlayan ve Salihli ilçesine kadar yayılan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopterle aralıksız destek sağlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağlıyor. Altı helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, iki helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, iki helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, üç helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, üç helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor,
ifadelerine yer verildi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bölge halkı seferber oldu. Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bölge halkı seferber oldu. Yangının 5. saatinde Kafaca mahallesinde bulunan su göletine köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşımaya başladı. Kuyulardan aldıkları suyu aralıksız şekilde gölete taşıyan köylüler, helikopterlerin yangına müdahalesine büyük katkı sağlıyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren yaklaşık 100 traktör, göletin sürekli dolu kalmasını sağlamak için sürekli helikopterlerin su aldığı havuza su taşıyor. Helikopterler ise dolu gölete gelerek hızlı bir şekilde su alıp yangın bölgesine sorti yapıyor. Yangının söndürülmesi için yapılan bu özverili çalışmalarda köylülerin büyük fedakarlığı dikkat çekiyor. Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bulunan yerli ve milli Nefes T-70 yangın söndürme helikopteri alevlerle mücadelede etkili rol oynuyor. Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bulunan yerli ve milli Nefes T-70 yangın söndürme helikopteri alevlerle mücadelede etkili rol oynuyor. Ula ilçesi Yeniköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri ve uçakları, hızla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için aralıksız çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü, OGM, envanterine dahil olan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi ile Sikorsky tarafından ortak üretilen ve OGM envanterinde yer alan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyan yerli ve milli Nefes T-70 yangın söndürme helikopteri de Ula yangınında görev yapıyor. Yangın alanında yoğun bir hava trafiği yaşanırken, Nefes T-70 helikopterinin su kaynağından su alma anları kameralara yansıdı. OGM'ye geçtiğimiz yıl teslim edilen helikopter yangınlarla mücadelede önemli bir rol üstlenirken, yangına yapılan müdahalede gösterdiği performans yerli ve milli üretimlerin orman yangınlarıyla mücadelede ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yeşil örtü simsiyah oldu ve yanan alanlar drone'la görüntülendi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yeşil örtü simsiyah olurken, yanan alanlar drone ile görüntülendi. Bir gün önce yemyeşil olan bölge kapkara oldu. Edinilen bilgiye göre, Yatağan Yava mahallesinde dün saat 13.25'te ormanlık alanda ilk belirlemelere göre arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler bir anda ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Ormanlık alan siyah renge büründü. Yangının ardından alevlere teslim olan bölge drone ile böyle görüntülendi. Toprak örtüsü simsiyah olurken, ağaçlar ve bitki örtüsü yanarak kül oldu. Siyaha bürünen yerlerin görüntüsü görenleri kahretti. Muğla'nın Yatan ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yeşil örtü simsiyah olurken, yanan alanlar drone ile görüntülendi. Bir gün önce yemyeşil olan bölge kapkara oldu. Edinilen bilgiye göre, Yatan Yava Mahallesi'nde dün saat 13.25'te ormanlık alanda ilk belirlemelere göre arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Muğla'nın Yatağan ilçesi Yaya Mahallesi'nde arı kovanları nedeniyle çıkan yangın geniş bir alanın yanmasına yol açtı. Muğla'nın Yatan ilçesi Yava Mahallesi'nde orman yangınına sebebiyet veren arı kovanları, onlarca hektar alanın yanmasına sebep oldu. Günaydın. ...18 Ağustos Salı günü Muğla'nın Yatan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde ve Ulan'ın Karadere mevkiinde eş zamanlı başlayan orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. Yatan Yava Mahallesi dipsiz mevkiinde arı kovanları bulunan baba ve oğlu, kovanları arıları sakinleştirmek için yaktıkları körüklü tütsüden çıkan kıvılcımlar, bir anda arazideki kuru otları tutuşturdu. Tamam mı? Tam bir 5 dakika sonra falan çıkarız zaten. Tamam, oldu abi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın sonrası 14 saatlik orman, itfaiye ve hava araçlarının yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası Yatan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yangının çıkışı ile ilgili yaptıkları soruşturma sonucunda yangının Yava Mahallesi dipsiz mevkiindeki aralıktan çıktığını tespit etti. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, orman yangınına sebebiyet verdiği iddiası ile baba M.Ş. ve oğlu İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Baba ile oğlun soruşturması devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yatan Yava Mahallesi dipsiz mevkiindeki yangınla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı. Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Ekipler rüzgarın etkisiyle çıkan alevlere anında müdahale ederek yeniden yükselmesini engelliyor. Abi gel. Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, ekipler rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yaşanan alevlenmeler ve parlamalara anında müdahale ederek alevlerin yeniden yükselmesini engelliyor. Arkasına geç abi. Yeniköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle alevlerin yayılması büyük ölçüde durduruldu. Yangına müdahalede yangın söndürme uçakları ve helikopterleri etkin bir rol oynadı. Bölgede rüzgarın etkisiyle zaman zaman meydana gelen alevlenmeler ve parlamalara ekipler hızla müdahale ederek alevlerin yeniden yükselmesini engellerken, bir yandan da yanan alanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme riskinin ortadan kaldırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
İzmir Valisi Süleyman Elvan, kentte son günlerde çıkan yangınlar nedeniyle 7 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz alan... İzmir Valisi Süleyman Elvan, kentte son günlerde çıkan yangınlar nedeniyle 7 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz alanda geçen hafta salı günü akşam Yamanlar Dağı'nda yangınımız başladı, orman yangınımız. Ardından hafta içerisinde Ödemiş'te, Tire'de, Bayındır'da ve Urla'da bir yangınımız vardı. Ve Tahtalı'da, Menderes ilçemiz Tahtalı mevkiinde bir yangınımız başladı. An itibariyle Menderes'teki yangın artık enerjisi iyice düştü. Her an söndürüldüğü haberi gelebilir. Bunun dışındaki diğer yangınların tamamı dün itibariyle biliyorsunuz kontrol altına alınmıştı. Biz bu yangınlarla ilgili çalışmalar biter bitmez hemen hasar tespit ve arazideki diğer konularla ilgili taramalara başladık. Ve yaptığımız çalışmalarda 45 yapının ve 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili eşya, bina yardımı ve diğer yardımlarla ilgili şimdi teknik çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan da hayvanlarla ilgili ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle Bayındır'ımızda zeytinlik alanda oluşan hasarlar var. O çalışmalar da devam ediyor. O da zannediyorum bugün büyük ihtimalle tamamlanır o çalışmalarda. Dolayısıyla bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları Afet Başkanlığımıza, Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Ve ona göre de kanunun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde de vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılmasıyla ilgili de bu yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz. Tabii yangınlar maalesef Sayın Başkanımızın da söylediği gibi büyük ölçüde insan kaynaklı. Ve bu yangınların hemen hemen tamamı da bir ihmalden ya da tedbirsizlikten kaynaklı çıktı. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda 7 kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesinde çıkan yangın ve Urla'da çıkan yangın ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı çıktı. Dolayısıyla bu sıcak günlerde bu nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da çok düzensiz ve hızlı estiği günlerde hem Sayın Bakanlarımız hem Afet Başkanımızın vurguladığı gibi çok dikkatli olmaya, daha fazla özen göstermeye ve her yaptığımız işlemin, eylemin yangına sonu yol açma ihtimalini göz önünde bulundurarak çok dikkatli olmaya hepimizin özen göstermesi ve dikkat etmesi gerektiği. Kara para aklama suçundan dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi arasında mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Avukatın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verdi. Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YKS sonuçlarına göre ilk 20 bine giren öğrenciler için özel bir belge takdim töreni düzenledi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve Şube Müdürü Cüneyt Karademir'in katılımlarıyla YKS yerleştirme puanları ve başarı sıralarına göre ilk 20 bine giren öğrenciler için belge takdim töreni düzenledi. Alperen, Ceyhun.
Törende, okul müdürleri, öğrenci velileri ve dereceye giren öğrenciler hazır bulundu. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan yaptığı konuşmada Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözü. Bugün sizlerin başarılarıyla bir kez daha hayat buluyor. Sizler, üstün gayretleriniz, sarsılmaz azminiz ve tükenmeyen enerjinizle bu zorlu süreci başarıyla tamamladınız. Karşınıza çıkan engelleri birer birer aştınız ve en sonunda hayallerinize bir adım daha yaklaştınız. İfadelerini kullandı. 2024 yılı YKS istatistiklerine göre ülkemiz genelinde TYT'de 3.120.870 aday, AYT'de 2.019.699 aday, yabancı dil testine 233.384 aday sınava girmiş. Burada ter dökmüş hepsi. Dolayısıyla çok güzel bir emek var, çok güzel çaba var. Öğrenci, öğretmen, veli, okul birlikteliğinin çok güzel örnekleri bugün burada karşımıza da çıkıyor. Sevgili gençler, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözü bugün sizlerin başarılarıyla bir kez daha burada hayat buluyor. Sizler, üstün gayretleriniz, sarsılmaz azminiz ve tükenmeyen enerjinizle bu zorlu süreci başarıyla tamamladınız. Karşınıza çıkan engelleri birer birer aştınız ve en sonunda hayallerinize bir adım daha yaklaştınız. Açıklanan sonuçlarla her birinizin ülkemizin en değerli üniversitelerine, en seçkin bölümlerine yerleştirildiniz. Her birinizin içinde emek ve fedakarlıkla şekillenen, azimle yoğrulmuş çok kıymetli başarı hikayeleri var. Bu hikayeler sadece sizlerin değil, ailenizin, öğretmenlerinizin, arkadaşlarınızın ve tüm Aydın'ın, özellikle de Efeler ilçemizin gururu oldunuz. Sizlerin bu başarısı Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunun da bir göstergesidir. Eğitim, bilimin ışığında aydınlanmanın yoludur ve sizler bu yolda ilerleyerek sadece kendiniz için değil, ülkemiz için de büyük birer adım attınız. Bu süreçte emeğe geçen tüm öğretmenlerimize, ailelerinize, katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza en kalbi duygularıma teşekkür ediyor. Sizlerle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ve okul müdürlerine başarı belgeleri takdim edildi. Aydın'da sıcaklarla birlikte vatandaşlar asırlık gelenekle serinlemeye devam ediyor. Kışın karları dağlardaki kuyularda saklayan halk, karı çeşitli şerbetlerle karıştırarak servis ediyor. Aydın Dağları ve Madran Dağları'nın zirvelerindeki muhafaza edilen kar kuyularından çıkarılıp şehirlere getirilen karların, vişne, karadut veya üzüm pekmeziyle karıştırılıp hem satanın ekmeğini kazandığı hem de yiyenin serinlediği geleneksel tescilli lezzet, Nazilli ve çevresinde büyük ilgi görüyor. Ablanın bir tane daha var. Görmüyor. Çek. 2012 yılında coğrafi işaret için başvurusu yapılan ve 2021 yılında Nazilli kar helvası olarak mahreç işareti alan geleneksel lezzet kar helvası, yaz aylarının vazgeçilmez serinleticisi olarak tüketilmeye devam ediyor. Nazilli başta olmak üzere çevre ilçelerde neredeyse her sokak ve park alanlarında satışı yapılan, gurbetçi vatandaşlar başta olmak üzere ilçeye gelen misafirlerin mutlaka tattığı serinleten lezzet kar helvası bu yıl müdavimlerini hayal kırıklığına uğrattı. Madran Dağı'nda bu sezon kar yağışının az olması satışları da etkiledi. Birçok satıcı buzdan elde edilen kar helvası satışı yaparken,
Bu lezzetin gelenekselliğini bozmak istemeyen satıcılar da alternatif yerlerden kar getirerek müşterilerinin damak tadını bozmadı. Yaklaşık 40 yıldır kar helvacılığı yaptığını ve geçimini bu meslekten kazandığını belirten Ahmet Çakır, her zaman doğal ürünler kullandığı için kar helvasında isim yaptığını ifade etti. Bizim Aydın Nazırlı'ya ait meşhur kar helvası. Çocukluğumuzdan beri kar helvası işiyle uğraşıyoruz. 40 sene oldu diyelim. Bu sene karda biraz sıkıntımız var. Madran'da kar olmadığı için denizi Babadağ'dan teder gidiyoruz karlarımızı. Burası meşhur Perşembe Pazarı'nın olduğu yerde. Özelliği doğal kar olması. Şu anda buzla yapıyorlar ama kimseye tavsiye etmiyoruz. Şerbetin özelliği? Şerbetimiz normal doğal vişneyle yapıyoruz. Doğal şekerle yapıyoruz. Bize ait bir üründür. Karla karıştırıp karagaz yapıyoruz. Bizim karagazımız coğrafi işaretli meşhur karagazımızdır. Nazilli karagazı. Bugün Ege bölgesine ait bir üründür. Bu yaz sıcaklarında en çok yiyebileceğiniz bir ürün doğal kar helvası. Herkes tavsiye ederiz. Bu sıcaklarda serinletmek için kar helvasını tavsiye ederiz. Sosyal medya hesabında arkadaşlarının rastgele söylediği kelimeleri anlık olarak rap şarkısına dönüştürmesiyle fenomen olan 19 yaşındaki genç yeteneğiyle gündem oldu. Denizli'de arkadaşlarının rastgele söylediği kelimeleri o anda rap şarkısına dönüştürerek paylaştığı videolarla fenomen olan 19 yaşındaki İsmail Eren Bozkurt yeteneğiyle gönülleri kazandı. Benim umurumda değilsin. Bu yeteneğini 6 yıl önce fark ettiğini söyleyen Bozkurt şöyle konuştu. Benim umurum bir PKK, beni aşağılamak yerine git odalarda oyalan. Tutarım def. Yaklaşık böyle 5-6 yıldır yapıyorum. Fakat profesyonel olarak tam olarak 2 yıldır başladım ve hala daha sürdürüyorum. Bu mesleğe başlamaya şöyle karar verdim. Öncelikle şehrimizde olan No 1 sanatçı, rapçi tanırsınız belki. No 1'den biraz yola çıktım, dinlemeye başladım ve sonrasında arkadaşlarımızla sınıfta böyle paragraf kitaplarına bakarken rap'e çevirmeye çalışıyorduk özellikle okuduğumuz paragrafları. O şekilde böyle başladı. Devam ediyoruz hala da. Öncelikle ben eskiden beri 14 yaşımdan beri diyeyim. Böyle kendim paragraf kitaplarına falan bakınca böyle kelime alıp bir anda evde altyapılara böyle freestyle dediğimiz doğaçlama rap girmeye başladım. İşte birilerinden kelime alıp hala daha böyle doğaçlama rap bir şeklinde ilerleyebiliyorum. Böyle bir yeteneğim olduğunu zaten keşfettim. Oradan sonra zaten rap'e böyle iyice evrildi. Derken biz arkadaşlarımızla bir gün otururken dedik ki hadi bir video çekelim, Instagram'ımızda boş kalmasın. Hep beraberiz zaten. Kız arkadaşım vardı normal olarak. Bir de şey vardı, erkek arkadaşım vardı. Hep beraber kalktık bir video çektik. Kız arkadaşım bana kelimeler verdi. Ben de üzerine freestyle atmaya başladım. Yani doğaçlama rap yapmaya başladım. O anda aklımdan gelen şeyleri yazdım. Böyle güzel bir etkileşim oldu. Ve hani çok fazla da böyle beklenmeyen bir şey olduğu için güzel bir etkileşimle ilerledi video kısacası. Videodan sonra birkaç ünlü rapçinin menajerleriyle konuşma fırsatım oldu. Özellikle onlar da tabii insan kendini bir piyasada birazcık da olsun bir videolarla gösterince onlar da sonuçta bir şeyler olduğunu görüp de iletişime geçme olasılıkları yükseliyor. Aynı şekilde ben de zaten bu konuda çok istekliydim. Çünkü o menajerlerle konuşup benim onlardan tavsiyeler almam özellikle çok önemli ve onlarla tanışma fırsatım oldu. İş yapma konusunda ileride bir şeyler düşünüyoruz. Hala daha irtibattayız hepsiyle. Devam ediyoruz. Attığım video tam olarak 6 milyon izlendi. Ve hala da yavaştan izlenmeye devam ediyor. 6 milyon izlenen videodan sonra konser teklifleri almaya başladım zaten. Birkaç yerde böyle konser organizasyonları olduğunda konserler verme planlarımız oldu. Bu şekilde de devam ediyor ve inşallah sezon sonunda artık konser çıkışlarına başlamayı planlıyorum. Kliplerden ve şarkılardan sonra. Freestyle dediğimiz doğaçlama olarak yaptığım rap konusunda insanlardan çok güzel izlenimler aldım. Ve hani böyle bir şey beklemedikleri için ve böyle bir şey çok fazla olmadığı için çok güzel izlenimler ve çok güzel yorumlar, geri dönükler aldım. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. Öncelikle tabii ki Türkiye piyasasında güzel bir yer edinip, ismimi güzel bir şekilde duyurup güzel parçalar servis edip, insanlara dinletip
globale taşımak istiyorum ve sadece rap'le de kalmak değil amacım. Hani hem prodüktörlük hem rap hem de diğer müzik tarzlarına da yönelme konusunda çok güzel düşüncelerim var. Çok güzel projelerimiz var yani. Hala daha devam ediyor. İlk kelimen telefon. Telefon. Yeah. Bu haberle bültenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.